Evet arkadaşlar, merhabalar. Elimde 1 metreye yakın şöyle bir kumaşım var. Yani 90 santim falan. Bir müşterimize diktiğimiz etekten kalmıştı bu. Ve düşündüm, bunu bir çocuk eteği yapmaya karar verdim arkadaşlar. Evet, 2 kat fırfırlı bir çocuk eteği yapacağız. Öncelikle kemer için bir 10 santim buradan çizeceğim arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir 10 santimden işaret alıyoruz. Şu şekilde. 10 santimi çiziyorum. Bu kemer için olacak arkadaşlar. Ve biz bunu 35 santim kullanacağız arkadaşlar. Yani şöyle 36 kullanalım. Basenimize göre 36 santim kullanacağım. Ve daha sonra kumaşımın enini komple kullanacağım. Ve şöyle 26 santimden bir fırfır için keseceğim. 2 kat fırfır yapacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle. Bir 36'da ikinci kat için. Evet, pardon arkadaşlar, yanlışlıkla 36 dedim. 36 değil, 26 ölçümüz. Evet, birinci kat için 26. İkinci kat için de 26 santimden kumaşımızı keseceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle çiziyorum. Ve bunun ikisinin arasına tekrar bir 10 santim şöyle parça kesiyorum. Bu da 35 santim olacak arkadaşlar. Evet, şu 10 santimimi de kesiyorum. Çiziyorum öncelikle. Kız çocukları için çok güzel bir etek olacak arkadaşlar. Evet. Öncelikle belimiz için olan lastik takacağımız 10 santimimizi kesiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu belimiz için. Arasına şöyle lastik geçireceğim. Bakalım şöyle yırtılacak mı? Neyse, keselim biz bunu arkadaşlar. Bu birinci kat içimiz fırfır. Bu ikinci kat için fırfır. Bu da ikinci katımız. Ve bu da araya takacağımız 35 santimlik parçamız. Şöyle 35'ten kesiyorum ben bunu. 36 demiştik arkadaşlar. Evet. Şimdi bu birinci fırfır, bu ikinci fırfır, şu belimiz için kemer arkadaşlar, eğriliklerimiz var, onları düzelteceğiz tabii ki. Bunu ikiye katlayıp lastiğini takacağız. En üst kata takacağız bunu arkadaşlar. Evet. Şunu büzeceğiz. Öncelikle birinci parçamızın kenarını dikeceğiz arkadaşlar. Sonra ikinci parçamızı dikeceğiz. Ve makinamızın en geniş ayarında 2 sıra büzgü için dikiş yapıp büzeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi bunları dikiyorum. Kemerimin kenarını dikeceğim. Diğer 10 santimimi dikeceğim. Ara parçamı ve geleceğim arkadaşlar, büzgüsünü birlikte yerleştireceğiz. Evet, çok güzel bir çocuk eteğimiz olacak.
Evet arkadaşlar, kemerimizin kenarını diktik. Belimize göre, kızımızın beline göre lastiğimizi ayarladık. Ve bu lastiğimizi kumaşımızın arasına yerleştireceğiz. Şu şekilde uçtan dikeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bunu dikerek kemerimizi hazırlayacağız arkadaşlar, bu şekilde. Daha sonra fırfır parçalarımıza büzgümüzü yaptık. Etek uçlarının ovarlığını çektik ve büzgümüzün alt ipini şu şekilde çekerek büzgümüzü ayarlıyoruz arkadaşlar. Büzgü parçamızın ortasına çıt atmayı unutmuyoruz. Çünkü bu parçaya göre bu büzgümüzü şu şekilde büzüp buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet, ben çok zaman almasın, büzgülerimi ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Büzgülerimi büzüyorum ve parçamıza iğneliyoruz. Evet arkadaşlar, ben fırfır parçamın büzgüsünü yaptım şu şekilde. Ve ortasına işaret almıştım. Buradan ara parçamızın dikişsiz olan yerini, eteğimizin dikişsiz olan yerine iğneleyeceğiz arkadaşlar şu şekilde. Evet. Burayı iğneliyorum. Dikişli olan yeri de dikişli olan yere iğneliyorum ve büzgülerimi eşit bir şekilde buraya yerleştireceğim arkadaşlar. Bakın. Bu ara parçamızın bir katına bu parçamızı yerleştireceğiz. Sonra çevireceğiz. Şu katına da, şu üzerine de diğer parçamızı yerleştireceğiz arkadaşlar ve iğneleyeceğiz. Bunu da aynı şekilde büzeceğiz. Dikişsiz yeri dikişsiz yere nasıl yerleştiriyoruz? Yerleştirirken bakın, fırfır parçamızın düz yüzüyle ara parçamızın düz yüzünü birbirine öpüştürüyoruz. Bu şekilde büzgümüzü ayarlayarak buraya dikeceğiz arkadaşlar. Ben büzgümü ayarlayarak buraya dikip gelip size tekrar göstereceğim arkadaşlar. Çok zaman almasın. Büzgümüzü eşit bir şekilde buraya dikeceğiz. Evet arkadaşlar, birinci katımı dikip geliyorum ben. Evet arkadaşlar, birinci kat fırfırımızı taktık. Ve yani etek ucu olan ikinci kat diyelim buna. İkinci kat fırfırımızı taktık. Ve üstte de şunu takacağız. Fakat burada bir hesaplamada hata olduğunu fark ettim. Bunu da buraya büzüp taktığımız zaman eteğimizin alt fırfırını çok kapatacak üst fırfırımız. Bunun için ne yapabiliriz? Ya bu aradaki parçanın boyutunu daha yani 10 santim değil de 15 santim yapabiliriz. Ama ben diktiğim için sökmeyeceğim. Çünkü bayağı uğraştırıyor. Ve ne yapacağız arkadaşlar? Birinci kat fırfırımızın boyunu 5 santim kısaltacağım arkadaşlar. Bu hata olabiliyor tabii ki her zaman. Bunu sizler hesaplama yaparken çocuğunuzun boyuna göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ben şimdi şuradan bu fırfırımdan şöyle bir 5 santim kadar kısaltıyorum arkadaşlar. Evet. Bunu da size göstermek istedim. Şimdi bu fırfırımı büzeceğim ve aynı şekilde şuraya dikeceğim arkadaşlar. Bakın, diktiğim zaman benim eteğim daha güzel olacak. Boyunu ayarladık çünkü. Şimdi ben hemen videoyu durduruyorum ve büzgümü ayarlıyorum. Etek ucunun ovarlığını çekip gelip iğneliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci kat fırfırımızda olduğu gibi ikinci kat fırfırımıza da büzgüsünü yaptık ve şu şekilde dikişsiz yerden, bir yanımızda dikiş var, bir yanımızda dikiş yok, fırfırımızın ortasını
işaretlemiştik. Eteğimizin ortasını da işaretledik. Ben bir iğne buradan takacağım. Evet. Bir iğne buradan takacağım arkadaşlar. Bir iğne de dikişli yerden takacağım. Ve makine başına geçeceğim. Fırfırlarımı, yani büzgümü eşit bir şekilde dağıtarak bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Bakın. Ama bunu dikerken tabii ki hata yapıyoruz iğnelerken bunu. Bunu bu şekilde iğnelemeyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bunu bu şekilde iğneleyeceğiz. Bakalım nasıl iğnelememiz gerekiyor. Ben bir ayarlayayım, hemen geliyorum arkadaşlar ikinci kat fırfırımızı. Evet arkadaşlar, etek ucundaki fırfırımızı ikisini düz yüzünü birbirine öpüştürerek iğnelemiştik. İkinci katta ise eteğimizin düz yüzüne fırfırımızın ters yüzüne iğneleyeceğiz arkadaşlar. Evet, bu da bir püf noktası. Bunu bu şekilde büzgülerini eşit bir şekilde yedirerek dikeceğim arkadaşlar. Daha sonra da bel lastiğimizi takacağız. Ben şimdi eteğimi bitirip geliyorum arkadaşlar. Büzgülerimi eşit bir şekilde dağıtıyorum. Ve kemerimizi takıyoruz. Eteğimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kat kat fırfırlı çocuk eteğimiz bitti arkadaşlar. Bakın burası alt katı. Şu şekilde içi tertemiz görüyorsunuz. Burası da üst katı. Şu şekilde minik kızlarımızın giyeceği çok şeker bir etek oldu arkadaşlar. 90 santim kumaşla çıkan fırfırlı eteğimiz arkadaşlar. Bakın çok hoş oldu, bakın. Harika. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.